Kanki Canbaz. Onur Market'te dükkan sizin. Onur Market'te dükkan sizin. Canbaz. Bir, iki, üç. Efendim selamlar, saygılar, sevgiler, hürmetler. Mumfilimizi yapacağız o sıra arkadaşlar. Kanki Canbaz. Kanki Canbaz. Otur bakalım. Onur Market'te dükkan sizin. Onur Market'e gelince doldur gitsin sepete. Bereket versin, bereket versin, bereket versin. Kanki Canbaz. Efendim selamlar, saygılar, sevgiler, hürmetler. Anlatılmaz lezzetler mutfağıma hoş geldiniz. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden, yaşlarımızın yanaklarından öpelim. Bugün çok özel bir et pişireceğiz. Etimizin de harika bir yatağı olacak. Ne yapacağız bugün? Siz sevgili dostlarla benim yaklaşık 3 gündür dinlendirdiğim, güzel sosladığım, içerisine bolca karabiber, efendime söyleyeyim, tuz ve zeytinyağıyla bir iki seferde çevirdim böyle güzel. Yaklaşık 3 gündür buzdolabında çok özel bir şekilde dinlendirdiğim etim var. Bucağının bonfilemizi yapacağız dostlar arkadaşlar. Peki bunu yatağında ne olacak? Bunun yatağında güzel bir avokado salatası olacak. Avokadoyu biraz farklı yapacağız, efendime söyleyeyim. Etimiz de yalnız olmazsa olmazımız, böyle etimizi efendim işte rozmerili, tereyağlı falan, yok abi, Türküş raboto, dökeceğiz ayçiçek yağını, harika bir şekilde pişireceğiz abi. Yani janjanlı olacak, merak etmeyin. Dedikten sonra tabii etimizi ocağımızda pişirmeden önce ne yapacağız? İşte şurada gördüğünüz şu ne diyelim dolmalık iç fıstık bu. Bunu güzel böyle ezeceğim ben. Yani dolmalık iç fıstığımı güzel ezeceğim. Bu etimizin üzerinde bir katman oluşturacak o. O bir başka bir şekil verecek inşallah etimize. Bu olmazsa olmazımız. Şimdi öncelikle ne dedik? Ürünlerimiz işte sarımsağımız var, limonumuz var, avokadomuz var. Mor soğanımız var, taze soğanımız var, acı çili biberimiz var, çok acı. Finalde de limonla janjan yapacağız. O halde çorlubo beski burgaz, kanki canbaz. İlk yemeğimizi yaptığımız günü hatırlıyorum. Ne kadar büyük bir heyecan vardı. Bugün artık tecrübeli bir yemek yapan radyo programcısı olarak keyifle ve biraz daha özgüvenle hadi yemeğimizi yapmaya başlayalım diyelim. Bugün bonfile yapıyoruz, bonfile. Onur Market'te dükkan sizin. Efendim öncelikle ne yapmamız lazım? Etimiz için şu fıstıklarımızı dövmemiz lazım. Ama fıstıklarımızı döverken biraz kademeli kademeli gideceğiz. Çünkü ben onların çok toz olmasını da istemiyorum. Böyle kıtır kıtır olmasını istiyorum. Yoksa bunu at, ne diyor, rondo mu? At rondoya, bas düğmeye, istediğin kadar toz olsun. Ama ben öyle istemiyorum. Böyle kıtır kıtır olmasını istiyorum, çıtır çıtır olmasını istiyorum. Onun için başlıyorum dövmeye arkadaşlar. Bunlar kurumuş, kurutulmuş fıstıklar. Bakın kademe kademe dediğim gibi böyle toz olmasını istemiyorum. Kıtır 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 kıtır. Belirli bir aşamaya geldikten sonra ne yapacağım? Hemen bunu alacağım, burada bulunan tabağıma aktaracağım. Sonra durmak yok. Aynen devam ediyorum. Şöyle biraz daha. Biraz daha. Hadi bakalım. Devam ediyoruz şimdi bunları dövmeye. Böyle. Evet. Bunları da hemen yerine yolladım. Devam ediyorum. Bir arkadaşım sormuş. Muhabbet yapmamız lazım. Bir arkadaşımız sormuş. Ya abi her yemekte bu kolyeyi takıyorsun. Bu nedir diye. Bu kolye nedir diye. Vallahi benim böyle kolyeye, inceye, boncuğa falan böyle bir zaafım var. Yani çok güzel yüzüklerim var, işte takılarım var falan. Ama tabii yemek yaparken onları kullanmıyoruz. Kullanmak sağlıklı değil. Ama bunu takıyorum. Bunun bende manevi değeri var. Manevi olarak takıyorum. Bu özel bir taş. Bu taş kehribar. Yani bu kehribar. Sizdeki kötü enerjiyi, bu aslında biliyorsunuz kehribarın kendine has bir rengi var. Bu sizdeki kötü enerjiyi, kötü ruh halini
emiyor diyorlar yani, çekiyor diyorlar. Hatta ben çok bana söyledik, ilk kullanmaya başlamadan önce söylediklerinde ya olur mu öyle şey falan dedim. Sonra denedim. Gerçekten ben mesela bunu takıyorum 10 gün 15 gün. Bu canım renkler kapkara oluyor. Ondan sonra onu alıyorsunuz, elinizle yıkıyorsunuz, toprağa koymanız lazım. Toprağa bırakıyorsunuz, o simsiyah olan taşlar tekrar eski rengini alıyor. Ondan sonra tekrar takıyorum. Şimdi ben işimi garantiye alıyorum. O geçen süreçte de kolyesiz kalmamak için sevgili Hakan abi sağ olsun bana bundan 2 tane yaptı. O birisi toprakta beklerken bunu yer değiştirerek takıyorum. Seviyorum. Hakan'a da vermiştim hatta bir tane. Hakan da takıyormuş. Eyvallah. Hakan da diyor abi evet diyor ya. Doğru diyor çünkü kötü enerji çekiyor. Ben bu yüzden güzel çekiyorum diyor. Kötü enerji olmadığı için bu kadar güzel çekimler yapıyorum diyor. Eyvallah diyelim. Bu partiyi de gerçekleştirdikten sonra bakıyorum şöyle. Evet. Bu etimize yeter ya. Yeter. Yetmezse de sorun değil. Bakın yetmezse de sorun değil. Endişeye mal yok. Dediğim gibi tekrar bir şekil şeval yaparız. Öncelikle ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Hemen şu çok acı olan biberimizden çok değil. Böyle küçücük. Küçücük bir parça. Hakan'ım sen gör istiyorum. Şöyle bir janjan yapayım sana. Böyle küçücük bir parça. Ama böyle küçük küçük doğrayacağım onları. Küçük küçük ince ince doğramam lazım. Şöyle yaptıktan sonra. Gerçi ezeceğim ama. Yine de küçük doğramam lazım. Çok ince olması lazım ki güzel ezilsin. Tamam. Şimdi bunları attık. Güzel. Biberler hazır. Tamam. Ne yapıyorum? Bu biberlerin içerisine taze. Taze. Böyle önce şöyle yapayım. Taze soğanım var. Ama çok ince doğramam lazım. Çok ince. Taze soğanlarımızı da hazırladığımız ocağın zehir gibi acı şiir biberlerin içerisine kattım. Tamam. Şimdi ben buna bir tur attırayım bakalım. Buna bir tur attıralım. Şöyle bir ezelim bunları. Pardon. Şimdi şöyle yapacağız ki eli avuca gelsin. Şimdi onunla oynayabiliriz. Küçük küçük darbeler. Onların ezilmesini istiyorum. Diri diri kalmasını istemiyorum. Siz burada durun. Şimdi buna ne lazım? Buna janjan lazım. Mor soğan. Beyaz soğan değil, mor soğan. Soğanımı da çok böyle teferruatlı değil. Zaten çok kullanmayacağım için. Hemen şöyle aldım. Şöyle attım. Evet. Hemen soyuyorum. Hiç pislik bırakmadan hemen böyle çorlu baba eski burgaz şöyle aldım. Çok fazla değil bak. Çok fazla değil ama hem renk verecek hem de tat verecek bu soğan. Çok önemli. Bir de şuradan janjan yapayım ona. Şimdi yine bunu küçücük küçücük doğrayacağım abiler. Efendim soğanlarımızı da küçük küçük doğradık. Soğanlarımızı da elde edeceğimiz karışımımızın içine öyle attık. Şimdi sarımsaklarımı da ekleyeceğim. Şimdi biraz daha ezelim bunu. Bunun ne olması lazım? Kararmaması lazım arkadaşlar. Çünkü kattığımız materyaller ve avokado birleştiğinde kararmaması lazım. Bu çok önemli. Vallahi etim
3 gündür bu hazırladığım tuz, bol taneli karabiber ve zeytinyağında bekliyor. Bakın. Yani diyebilirim ki lime lime oldu bak. Şu tavamızı alalım. Tavamızı alalım. Tavamız bir kendine gelsin. Sen şurada durasın. Şuradan hazırladığımız fıstıklarımız var. Fıstıklarımızı da şöyle bir karıştıralım. Böyle bir açalım. Hemen yağımı aldım. Güzel. Yağımı döktüm abi. Böyle bir dinleyeyim bakayım. Evet. Bakayım. Tamam, ben hazırım diyor. Sen hazırsan ben de hazırım. Şöyle. Böyle yaptım. Böyle. Oh. Yanlarına da. Yanlarına da yaptım. Güzelce bastırın. Üzerinde bir kat olsun arkadaşlar. Et. Zaten lokum. Şimdi ne yapacağım ben bunu? Hiç dağıtmadan. Bismillahirrahmanirrahim. Birincisi gitti. Ben yine yağlıyorum. Attım. Burası karışmadan, trafik karışmadan ne yapacağım? Avokadomu almam lazım. Olmuş mu alalım? İyi mi ya? Tamam olmuş. Bu olmuşumuş. Bu olmuşumuş bakın. Olmuşunu alalım. Evet şöyle yapıyoruz. Evet. Böyle ayırıyoruz. Efendim hemen avokadomu şöyle. Birincisini attım. İkinciyi aldım. Bunu yapar yapmaz ne yapmam lazım? Bunu yapar yapmaz etleri çevirmem lazım. Evet. Benim küçük maşam aşağıda herhalde. Almışsın maşamı. Yani. Evet. Bak. Bak. Hiç dağıtmıyorum. Olduğu gibi bırakıyorum. Dedim, ben şurada bekle. Şimdi ne yapacağım? Ya gerek yok aslında ikinci avokadoya. Ben şimdi şunları bir bocalayayım birbirine. Çünkü arka tarafın biraz daha az pişmesini istiyorum. Şimdi şöyle bir bocaladıktan sonra... Bu arada arkadaşlar diyorum ki, ya canım bak bocalamak da... Ya karıştırmak işte anlayın abi ya. Karıştırmak. Tamam, şöyle kıvama geldi bu. Şuna ben bunu bir ezeyim arkadaşlar. Oo, çok güzel kokular gelmeye başladı. Süperi ben hiç sağ. Of. Alet hazır. Tabağımı alacağıma yakın. Onu yine güzel karıştıracağım arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Limonumuzu da bir aradan çıkartalım. Çok fazla limon sıkmayacağım. Onun için şöyle dursun. Hemen şöyle. Öyle. Kız Cem'in çeyizimi aldığı limonu da sıktım. Limon suyum da hazır. Ondan sonra cımına fazla tutmayacağız. Öbür tarafın fazla pişmesini istemiyoruz. Dedik. Vakittir. Hemen şimdi şu tabacığımı alıyorum. Şu tabacığımı aldım şuraya. Ondan sonra bunu bir sıyırttırayım. Böyle aldım. Böyle bir de karıştırayım bakalım sana şunu. Böyle karıştırayım abi. Çok güzel oldu ama. Ekmeğin arasına koy.
Götür. Lüp lüp götür. Çok güzel bir avokado salatası. Bunu yatak yapacağız. Bu yatak olacak. Tamam. Bu da hazır. Etler zaten hazır. Hemen altını kapattım. Çok fazla yağ emsin istemiyorum. Benim şurada canjanlı bir tabağım var demiştim ya. Efendim. Şimdi şunu aldım. Şunu aldım. Şunu da aldım. Şöyle. Şunu da aldım. Şöyle. Bunu da aldım. Tepinde. Ondan sonra bunlar ziyan olmasın, toplayayım üstüne dökeyim diyorum ama olmaz diyorlar. Aman tamam olmaz sorun. Ben söz dinliyorum artık. Eskiden kafama göre yapıyordum. Hadi bu da benden olsun, hadi biraz su dökeyim falan. Yok. Şimdi abi, olay bu. Mükemmel oldu. Olay bu. Hemen limonumu biraz eklemem lazım. Çok fazla değil, azıcık. Tamam. Limonumu ekledim. Olmazsa olmaz. Tuz lazım. Karabiber koymuyoruz kararmaması için. Kararmaması lazım. Özel yandan sufle veriyorlar. Kararmaması için. Şimdi önce limonla böyle bir hafif karıştırdım ya. Hafif karıştırdım. Bunu parlatmam lazım. Bunun parıl parıl parlaması lazım. Ne yapacağım? Azıcık. Fazla değil. Azıcık. Marmara Adası'nın zeytinlerinden elde edilmiş. Hani asit yok gibi yani. Harika. Al bunu su niyetine iç. Zeytinyağım var. O zeytinyağından böyle birazcık döküyorum, kafi diyorum. Bir kez daha karıştırıyorum. Parladı vallahi, şakır şakır parladı. Evet. Şimdiki fotoğraflara da bu lazım olacağından ben şimdi şuradan böyle biraz aldım arkadaşlar. Şuraya koydum. Tamam. Hiç uzatmayacağım bak. Hiç uzatmayacağım. Şu limon suyumu da alayım. Şöyle göstereyim. Şimdi her ne kadar bunun içerisindeki fıstıkları alma deseler de ben off the record esnasında ne yaptım? Aldım kaşığı. Şöyle bir tadım yaptım. Şöyle dedim ki nasıl olmuş ya siz almayın diyorsunuz ama yani nasıl olmuş diye şöyle bir tattım. Bakın şöyle. Et olmuş bu. Et. Bildiğin et. Baskılara karşı koyuyorum. Ve yetkili bir kaşık alıp şunun içerisindeki şu fıstıkları böyle toparlıyorum. Yağını da süzüyorum şöyle. Ve şu sosumun yanına koyuyorum abi. Koydum. Yani olmazsa olmaz. Bana kalsa ben bunu çarp elimle koparacağım ama şöyle yapacağım. Şu parçayı alacağım abi. Şu parçayı şuradan böyle. Ay var ya. Var ya pamuk pamuk Adana pamuk. Bak bak. 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 Ya ne gerek var buna arkadaş ya. Bak. Pamuk abi pamuk. Buna. Buna. Sos. O alma dedikleri fıstık. Fıstık bonfile yaptık bugün. Fıstık bonfile. Fıstık gibi oldu inşallah. Az sonra biz fotoğraflarımızı çekeceğiz. Ben önce bir tadıyorum. Fotoğraf çekimine geçmeden beni veda etmem lazım. Bu arada fotoğraflarımızı da sevgili Hakan çekiyor. Arkadaşlarımız o fotoğraflar çok güzel gözüküyor diyorlar. Hakan'ım o yüzden de sana teşekkürler. Tabii bu programı, bu videoyu çekiyor olmak bir ayrı meziyet. Bir de yemek fotoğrafçılığı ayrı bir meziyet. Bunun için de kutluyorum seni. İzninizle Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Götüreceğim büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden, yaşlarımın yanaklarından öptüm. Onur Market'e sonsuz teşekkürler. Bize her konuda destek oluyorlar. Onur Market'te dükkan sizin. Anlatılmaz lezzetlerde mutfakta sizin. Bu videoyu izliyorsunuz. Dostlarınızla arkadaşlarınızla paylaşıyorsunuz. Abone olmayı unutmuyorsunuz. Çekilişe katılıp harika hediyelerimiz var. Onlardan bir tanesini de kazanma şansınız var. Birçok hediyemiz var. Bizi
hem YouTube kanalımızdan, Kanki Canbaz YouTube kanalımızdan hem de Erol Canbaz Instagram hesabımız üzerinden ne oluyor, ne bitiyor, ne kazandık, ne kazanabiliriz takip edebilirsiniz. Büyüklerimin ellerinden öptüm, küçüklerimin gözlerinden öptüm, yaşlarımın yanaklarından öptüm. İzdon Breki, Eskamara, Brejne, Vijne dedim. Hoşçakalın.